Asrın felaketinden sonra dünya kayısı başkenti olan Malatya'mızda kayısı üreticilerimiz derinden etkilenmiş olsa da hasatlarını kaldırmışlardır. Bu yıl kayısı üreticilerimiz 385 bin ton yaş kayısı hasadı sonrası 77 bin ton kuru kayısı rekoltesi beklenmektedir. 11 aylık süreçte 63.842 ton kuru kayısı ihracatımız ile 367 milyon 252 bin dolar ülke ekonomisine girdi sağlamıştır. Kayısı üreticilerimizin çiçeklenme döneminde aşırı yağıştan kaynaklanan molülya hastalığı oluşur. Bu molülya hastalığı ile mücadelesinde de Tarsim kapsamına alınıp destek verilmesi üreticilerimizin talepleridir. Rekoltenin yüksek olacağı dönemler için ilimizdeki lisanslı depoculuk kapasitemizin de artırılması ve ülke ekonomisinde önemli yer alan kayısı üretiminin sekteye uğramaması için son dönemde gündeme gelen ve başka ülkelerden ülkemize sokulan kuru kayısı eksportunun araştırılması önem taşımaktadır Sayın Bakanım. Bu konu hakkında da ilgi ve alakanızı bekliyoruz. Malatya'da toplam 200 bin ton buğday ve arpa hasat edilmektedir. Mevcut toprak mahsulleri ofisi silosunun fiziki şartları yetersiz olup toprak mahsulleri ofisinin bünyesinde 30 bin tonluk yeni silo yapılması depremden sonra şehrimiz ve tarım sektörü için de önem arz etmektedir.